vallahi. Burada Türkiye sabahken tamam diye söylüyorum. Fatina Bey inşallah sonrası. Çok şükür. Allah razı olsun. Bize dua edin. Yeniden orada gerçekleştireceğiz. Burası Urfa'nın kalbi. Urfa'nın kalbi. Şimdi Urfa'nın kalbine giriyor. Ama bak oraya. İşleri inşallah. Buralar çalışma yaptık. Şimdi de gelelim biz de bir kulağımızdan işitelim. Bu çalışma yaptı bizim Raşit Dedeoğlu. Esselamu aleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz? Hayırlı olsun. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ ol, senin dualarıyla çok razı olsun. Hadi kardeşler. Bu meşhur. Bu bizim ilk okula giderken yediğimiz lahmacun. Bir kıymalı yavrum. Bir kıymalı ne demişsin? Sen o zamana yetişmemiş olmayı lazım. Şimdi bu dergah işini Burak Bey hemen belki çözemeyiz ama insanlar önce kendilerine yararlı olduğunu düşünüyor ama buradan bir iki kişi, bir kadın, bir erkek geçemiyor. Daralmış. Yaptık. Eyübiye Belediye Başkanımızdan beraber Eyübiye sınırları içerisinde olan Attar Bazar denilen meşhur tarihi hanları ve tarihi çarşılar, kapalı çarşılar bölgesindeyiz. Burası Urfa için çok önemli. Urfa'nın kalbi olan bir yer diyebileceğimiz bir yer. Daha önce burada neler yapabiliriz diye bir çalışma yapmıştık. Şimdi de esnafımızla oturduk. Birebir örtüşen konulara tanık olduk. Burası neden önemli? Gerçekten buranın bir emsali dünyada çok az yerde var. Girdiğin zaman tarihi bölgeye sanki bir zaman tüneline girmiş gibisin. 100 yıl öncesine, 200 yıl öncesine girmiş gibisin. Elbette ki turizmin cazibe merkez olabilecek bu yer. Bunun tamamen özelliklerini ortaya çıkarmak durumundayız. Biraz önce Eyübiye Belediye Başkanımız da ifade etti. Esnafımız da ifade etti. Turistlerin buraya gelmesinde biraz daha sıkıntılı olan tezgahlardan bahsettiler, kaldırım işgallerinden bahsettiler, ışıklandırmadan bahsettiler, zemin düzelmesinden bahsettiler. Bütün bunları zaten bizim tespitlerimizde vardı. Esnafla görüşeceğiz. Esnafımızın da yararına olan bu tür çalışmalarımızı inşallah sürdüreceğiz. İşbirliği içerisinde çalışacağız. Yine bu hanlarda kalıcı olmak için bir çaba içerisindeyiz. Urfa bu. Her bir yeri ayrı bir tarih, ayrı bir güzellik. Bugün burayı dolaşacağız ve eksiklerimizi anlayacağız. İnşallah da gideriz. Eyübiye bölgemizdeyiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Arzu Beyazcı ile birlikte tarihi çarşılarımızı gezdik. Esnafımızla, vatandaşlarımızla buluştuk. Sıkıntılarını dinledik. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız ekibine talimat vermiş ve 2-3 aydır ciddi çalışma içerisindeler. Allah razı olsun. Ya vallahi ya bir çalışma yapalım dedik. Belki. Evet. Var mı bir arzınız teyze? Teşekkür ederim. Sağ olun. Gördüm çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Başkanım sağ olun. Sana başımızda eksik olmayacak.